Uyuz hastalığı ve egzama hastalığı bazen karışıyor. Uyuz hastalığı olanlar egzama diye sıklıkla geldiğini görüyoruz. Peki egzama ile uyuz birbirinden nasıl ayrılır? Benzer yönlerini, farklılıklarını. Bir kere benzer noktaları ikisi de kaşınıyor. İkisi de kaşıntılı bir lezyon. Ve uyuz hastalığının kaşıntısı geceleri uyuduktan sonra çok artar. Egzama da artar ama uyuzluku çok daha dayanılmaz bir şekilde kaşıntı olur. O sebepten dolayı uyuz gece kaşıntısı çok artıyorsa dikkatle uyuz gelmesinde fayda var. Egzama genelde eklem yerlerini tutar, çocuklarda yanakları tutar ve bez bölgesini tutmaz. Uyuz hastalığı ise bez bölgesinde tutabilir ve vücudun eklem yerlerinden ziyade diğer bölgelerinde olur. Ama egzamalılar uyuz olmaz diye bir şey yok. Egzamalılar uyuz mikrobuna daha hassastır. Onun için önceden egzaması olabilir, arkasından uyuz hastalığı eklenmiş olabilir. Bunu da unutmayalım. Ama bilinmeli ki gövdede varsa, ensede varsa, parmak aralarında varsa, çocuklarda özellikle ayak tabanlarında, avuç içlerinde, kafada kaşınma varsa uyuz hastalığı akla gelmeli. Evde başka kaşınan varsa daha da aklımıza uyuz gelebilir. Ama unutmayalım, uyuz hastalığı evde herkeste olacak diye bir şey yok. Çünkü uyuz mikrobu bulaşınca hemen belirti vermiyor. Kiminde hiç belirti vermiyor. Çünkü uyuz hastalığında uyuz mikrobunda alerjik bir reaksiyon var. Uyuz mikrobun kendisine ve dışkısına karşı bir reaksiyondan dolayı, alerjik reaksiyondan dolayı kaşıntı oluyor. Herkeste kaşıntı olmayabilir. Bunun ayrılması gerekiyor. Yani demek ki uyuz ve egzama bu şekilde önemli püf noktalarıyla ayrılabilir. Yani egzama bez bölgesini tutmuyor, uyuz hastalığı tutuyor. Uyuz hastalığında geceleri çok fazla artan bir kaşıntı var. Egzamada bu daha az olur. Bunun dışında uyuz hastalığında evde başka kaşınan bireyler de olur. Egzamada da belki genetik olarak annede babada egzama olabilir ama hep vardır o. Ve uyuz hastalığı genelde büyük yaşlarda ortaya çıkar. Ama bilinmeli ki evde kaşınan varsa çocuk yaşta, bebek yaşta da ortaya çıkabiliyor. Bunu da unutmamak gerekiyor. Uyuz hastalığıyla egzama klinik olarak özellikle bu konuda uzman hekimlerle kolayca ayrılabilir. Onun için eğer uyuz hastalığınızdan şüpheleniyorsanız ve egzama hastalığına ayrılması için bir çocuk alerji uzmanı veya dermatologdan yardım isteyebilirsiniz. Uyuz hastalığıyla egzamanın tedavisi farklılıklar gösteriyor. Bu bakımdan önemli. Uyuz hastalığında uyuza özel tedaviler uygulanırken egzamada bariyer düzeltici tedaviler uygulanıyor. Bu sebepten dolayı arada farklılıklar var. Uyuz hastalığı bir de yayılım gösteriyor, bulaşıyor. Diğer bireylere de ev içinde bulaşıyor ve çarşafa geçiyor, çarşaftan yine çocuğa, yani dirençli hale gelebiliyor. Bu sebepten dolayı uyuz mikrobu önemli ve çocuğu perişan edebiliyor. Ev halkını da perişan edebiliyor. Onun için tedavide de dikkatli olmak lazım. Egzamada cilt bariyerini düzeltici tedaviler ön plandayken uyuz hastalığında, tabii onda da alerjik reaksiyonu düzeltici kremler kullanıyoruz ama uyuz hastalığında mikrobu tedavi etmek gerekiyor. Bu sebepten dolayı önemli. Uyuz hastalığında uyuzu tedavi eden ilaçlar kullanmak gerekiyor. Kaşıntıyı düzeltici tedaviler kullanmak gerekiyor. Ve özellikle doktorun önerdiği şekilde uyuz hastalığında kullanılan ilaçları kullanılması çok önemli. Sonuç olarak uyuz hastalığı ve egzama farklı hastalıklardır. Klinik olarak bazı bulguları benzerdir ama önemli ayrım noktaları vardır. Bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizi takipte kalın. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum.